Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, dünya hayatı zaman zaman tam bir kaosun içinde olabiliyor. Toplum fikri sarsıntılar içinde olabiliyor. İtikadi savrulmaların içinde olabiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak. Yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşısında dinini satacaktır buyuruyorlardı. Salih bir Müslüman olarak yaşamak kriz zamanlarında son derece zor gözüküyordu. Salih bir hayat yaşamak şöyle dursun, İtikadi olarak sağlam kalabilmek dahi zordu. Efendimizin hadis-i şerifleri mümini son derece korkutuyordu. Mümin akşam itikadı bütün olarak hanesine varıyordu. Ama sabaha itikadını kaybetmiş oluyordu. Burada sabah bir türlü, akşam bir başka türlü hallere giriş durumu temsili bir anlatımdı. Bu şu manaya geliyordu. Öyle bir zaman gelecek ki o zaman müminler dünya nimetleri karşısında imanlarını kaybedecekler. Çok kısa bir sürede bu hallerin olabileceğini bildiriyordu. Değişim ve dönüşümün çok kısa bir sürede olacağını Efendimiz haber veriyordu. Öyle zamanlarda imanlı kalabilmek son derece zordu. Dünyanın cazibesi son derece etkindi. Bunlara hayır diyebilmek güçlü bir imanı gerektiriyordu. Güçlü bir şahsiyet olmayı gerektiriyordu. Bu bir yanıyla şöyleydi. Ortam kirli bir ortam olacaktı. Kirlilik hayata egemen olacaktı. Kirli bir hayat neredeyse yaşanmaya değer bir hayat olarak algılanacaktı. İşte böyle bir ortamda dönüşüm ve değişim çok süratli olacaktı. Neredeyse sabah zihnini ve hayatını kirlerden uzak tutma anlayışında olan akşama doğru kirli hayatı olağan bir hayat olarak görecekti. Hayata bakışı değişecekti. Hayata ilişkin düşüncesi değişecekti. İşte böyle bir ortamda salih bir iman üzere olmak, salih bir hayat üzere olmak zordu. Zordu ama imkansız değildi. Asıl olan zor olanı başarmak değil miydi? Asıl olan sarp yokuşlar aşmak değil miydi? Düz yollarda yürümek zor değildi. Doğal olandı, kolay olandı. Ama sarp yokuşlar geldiğinde aşmak gerekiyordu, direnmek gerekiyordu, yılmamak gerekiyordu. Nisa suresinin 69. ayeti kerimesinde asıl yolun asil yolcularını anlatıyordu. Onlar nebilerdi, sıddıklardı, şehitlerdi ve salihlerdi. Bunlar Rabbani yolun yolcularıydı. Ortam ne denli olumsuz olursa olsun, ortam ne denli kirli olursa olsun, onlar o güzel ve asil yolda yürürlerdi. Savrulmazlardı, yoldan sapmazlardı. Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına gelmeyen şeyler hazırladım buyuruluyordu. Salihler hep güzelliğin izinde olurlardı, hep güzelliğin peşinde olurlardı. Meryem suresinin 28. ayeti celilesinde ise, iman edip de salih davranışta bulunanlara gelince, onlar için Rahman gönüllerde bir sevgi yaratacaktır buyuruluyordu. Peygamber Efendimiz de, Allah bir kulu hakkında hayır isterse, o hayrı işlemeye onu yetkili kılar buyurdular. Efendimizin şerefli arkadaşları, Allahu Teala bunu nasıl yapar ya Resulallah diye sordular. Peygamber Efendimiz, ölümden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar buyurdular. İnsan varoluşunu gerçekleştirecekti. Hayatının anlamını gerçekleştirecekti. Bütün varlığıyla Rabbi Rahim'ine yönelecekti. Güzel bir mümin olmayı derinden isteyecekti. Bunu gerçekleştirmek için
imanın gereklerini yerine getirecekti. Bu durum onun ruhunu engin kılacaktı, ruhunda derinleşmeyi sağlayacaktı. Kul güzel bir yönelişin içindeydi, güzel bir çabanın içindeydi, iman etmişti, salih amellerle donanıyordu. Adım adım güzel bir mümin olmaya doğru gidiyordu. Bütün bu güzellikler şimdi bir başka güzelliği doğuruyordu. Rahman-ı Rahim bu kulun kalbinde derin bir sevgi var ediyordu. Arzu ettiği hedefine varabilmesi için, arzu ettiği bir hayatı gerçekleştirebilmesi için engin bir sevgi var ediyordu. Artık kul derinden kavruyordu. Kulluk tam bir sultanlıktı. Asıl olanın güzel bir kul olmak olduğunu aklıyla, özellikle kalbiyle daha bir kavruyordu. Artık hayat sadece ve sadece asıl sevgili için yaşanırdı. Kalbin bütün karelerine bu mana oturuyordu. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, kim işlediği bir amelde Allah'a başkasını ortak koşmuşsa, sevabını Allah'tan başkasından istesin. Zira Allah-u Teala kendisine ortak koşulmasından en uzak olandır buyuruluyordu. Mümin salihlerden olmayı hedefleyecekti. Olgun bir mümin olmayı hedefleyecekti. Burada iki çizgi vardı. Birincisi Rabbine ilişkin yanlışlarıydı. Haram kıldıklarından sakınılması gerekenlerdi. Emredilenlerin yapılmasıydı. Kul zaman zaman tökezleyebilirdi. Miskinlikler ve gevşeklik hallerine düşebilirdi. Bu tür olumsuz durumlarda hemen tövbe edecekti, hemen bağışlanma dileyecekti. Böylece Rabbi ile ilişkisini bozmamaya özen gösterecekti, ciddi bir hassasiyet gösterecekti. Bir diğeri kullara dairdi. Mümin insan diğer insanlara ilişkin yanlışlar yapabilirdi. Onların hukukunu çiğnemiş olabilirdi. Böylece halini, hallerini karartmış olabilirdi. Bu mümine düşense hemen haksız olarak yaptığı şeyi vermekti. Sonra da özür dilemekti. Böylece insanlara ilişkin dürüst bir çizgi olacaktı. Hiçbir insanın hukukunu üzerine almayacaktı. Alacak olursa hemen iade edecekti, sonra da özür dileyecekti, helallik alacaktı. Sonuç itibariyle salih halleri tekrar kazanmanın gayreti içinde olacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.